İsveç meselesi bu akşamın sıcak meselesi. İsveç Nota'ya üye olacak mı olmayacak mı? Türkiye'nin kararı ne olacak? Ee, bununla ilgili komisyondan e, geçti. E, evet dedi AK Parti MHP ve CHP üyeleri e, komisyonda. Şimdi mecliste e, oylanacak. E, tabii oradan olacak onu göreceğiz. Ama evet. Sayın Vural şunu ifade etti. Hani hatırlayacaksınız Özgür Özel bildiri tartışmasıyla ilgili CHP'nin bildiriyi imzalamaması e, gerekçelerini ifade ederken muhalefete dönük ki İyi Parti ve Saadet Partisi bildiriyi imzalayan partilerde muhalefet kanadından e, iktidarla hizalanmış olduğunuz, iktidarın arkasında güç olduğunuz eleştirisini yöneltmişti. Sayın Oktay Vural, İyi Parti Siyasi İşler Başkanı az önce yayınımızda. E şimdi onlar siyasi iktidarla hizalanmış olmuyorlar mı? Hani ezber ee, siyaset ezber muhalefet olmayacaktı. Ee, biz de bunu sorarız o zaman dedi. Ee, sizinle başlayalım mı Mete Bey? Ee, sizi dinleyelim. Buyurun. Ee, ne diyorsunuz İsveç ya aslında biz yayınımızda da konuştuk. Yani şimdi şehit haberimiz var. 12 şehidimiz var. PKK'nın nerelerden beslendiği, ellerinde hangi silahlar olduğu, o silahların içerisinde İsveç menşeli olanların bulunduğu vesaire böyle bir sarmalı değerlendiriyoruz ve anlamaya çalışıyoruz aslında. Buyurun sizi dinleyelim. Valla CHP'yi tebrik ederim. Ee, Eskene de bir araya gelemediler ama İsveç'in NATO'ya alınması konusunda AK Parti ile ve ile beraber aynı yerde olması konusunda birleşebildiler. Ben başından beri söylüyorum. Yani Finlandiya konusundaki e, gösterilen tavrın e, bir benzeri şu anda İsveç'e doğru gidiyor. İsveç'e de doğru gidiyor. Yani F-16 konusu F16'daki verilecek olan tavizle İsveç'in e, girmesi eşleştirmesinin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Başından beri söylediğim şey o. Yani e, Yunanistan daha önceki bu tür konularda eline geçmiş kozları çok daha büyük büyük e, ulusal çıkarlar konusunda değerlendirerek ilerlemişti. Açıkçası bir F16'nın alınması Türkiye'nin ulusal çıkarlarının, gelecekteki ulusal çıkarları için bence vazgeçilmez e, ögelerden bir tanesi değil. E, artı bir duruşumuz vardı. Yani AK Parti'nin de, MHP'nin de, İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir duruşu vardı. Açıkçası bu konudaki bu tavırları e, önümüzdeki dönemde e, siyasette bir fikir söylediklerinde nerede fazla? önlerine gelecektir onu söyleyeyim size. Bugün imzaatları bu e, yani dışişleri Bak şeyinde komisyonunda Komisyon. e, onayladıkları şey seçim döneminde her e, yerli ve milli konusu gündeme getirildiğinde ilk muhalefetin önüne koyacağı konulardan bir tanesi ki bunu belki en çok kullanacak olanlardan bir tanesi de İyi Parti. Çünkü CHP de bunu kullanamaz artık. CHP de e, orada bu konuyla ilgili bir şey söyledi. Ama İlginçtir. Ee, biz ne aldık? Evet. Yani biz mi? ne aldık? Altı başından beri söylüyorum. F16 konusunda bu adamların sözlerine nasıl güveneceksiniz? F35 projesinde bitmiş uçaklarımızı bile bize vermeyen, parasını ödediğimiz uçakları vermeyen, paramızı iade etmeyen bir Amerika Birleşik Devletleri ile uzun dönemli yeni bir ortaklık içine nasıl gireceğiz? Çünkü Böyle uçakların alınması demek, dışa bağımlılığının çok daha uzun süre aynı şekilde devam etmesi demek. Çünkü biz e, F16 Özgür projesiyle e, açıkçası F16 özgürleştirmeye çalışıyoruz. Hangi anlamda? Yerli ve milli silah sistemlerini üzerine takabilmek, e, üzerine e, kendi görev bilgisayarlarımızı koymakla ilgili bir süreci sürdürüyoruz. Siz yeni e, F70 şey F16 F-16'ların e, blok 70'lerini aldığınızda açıkçası yalnızca yine Amerika Birleşik alabileceğiniz uzun menzilli işte hava hava füzeleri veya havadan karaya e, atılabilen füzeleri de yine at almak zorunda kalacaksınız. Bu bağımlılık e, uzun evet. bir süre kendi sarmalımızı kendimiz oluşturarak devam edeceğiz. Hükümetin kendi kararı e, ama hani ben, ben bir vatandaş olarak yani biraz bir vatandaşın ötesinde bu işleri biraz takip eden birisi olarak açıkçası çok da içimesinen, yani içimesinen onaylayabileceğim ve gelecek içinde vay be Türkiye için çok da iyi oldu diyebileceğim bir ya, süreçti. Mi? Peki Hacı Yakışıklı onu hatırlattı onu bir kere daha söyleyeyim. Yani komisyondan geçiyor olması sürecin tamamlandığı anlamına bir gelmiyor biz ee, de fark yani, etmiyor diyor Metin Yani Bey. şimdi şöyle bir söyleyeyim. olacak Bakın, bunu söyleyelim. Yani F-16 70'i alsak bile diyorum bakın yani alabilsek bile benim açımdan İsveç'in NATO'ya girmesi bu kadar ısrar edilen bir kozda, bu kadar ısrar ettiğimiz bir konuda açıkçası yalnızca İsveç'in tavrının değişmesi bizi neye ilgilendirecek? Bugün PKK'yı konuştuğumuz yerde Fransa'yı konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz evet. değil mi? Bugün PKK'yı konuştuğumuz yerde ABD'yi konuşuyor muyuz? Evet. Konuşuyoruz. İsveç'ten ABD daha etkin değil mi Suriye'de ve Irak'ta PKK konusunda? Yani biz İsveç'i PKK konusunda iki veya üç tane teröristi bile teslim etmesiyle ilgili sıkıştırdığımız için mi biz e, bu, bu, sorunu çözeceğiz? Asıl sıkıştırılması gereken grup neresi? Amerika bir şey betirdim, değil mi? İsveç değil yani. Evet. Geçen gün de beraber burada. Ama dedi, e... dolaylı bir şey olmuyor mu? yani ABD'nin dizayn ettiği NATO'nun patronu ABD deniyor ya bir Avrupa. E... ABD ne vermiş oldu peki? İşte soru mı zaten. Sorayım o zaman ABD ne vermiş oldu? Yani Biden'ın e, işte destekleyeceği F16 satışına desteği sürüyor diye son bir açıklama var e, Amerika Birleşik Devletlerinden ama durumu değiştiren Bakın, bir ifade var? Ben bir kez daha söylüyorum F16 blok 70'lerin hepsinin bize verileceğini düşünerek söylüyorum yani hiç de şey yapmadılar. Üç da yapmadılar bak böyle kullanıyorum tabi üç da yapmadılar parasını verdiğimiz malı da verdiler bize İyi mal da verdiler öyle diyeyim uçak Peki. olarak her şeyi bak olumlu olduğunu düşünüyorum ona rağmen ben bu eşleşmenin doğru olmadığını düşünenlerdenim. aynı ağırlıkta aynı ağırlıkta olduğunu diyorsunuz. düşünmüyorum çünkü bizim terörle mücadele konusundaki gösterdiğimiz hassasiyetin ağırlığı ve önemi bu ülkenin bekası ile ilgili önemli konulardaki koyduğumuz tavır F-16 blok 70 ile eşdeğer değil. Ülkenin güvenliği evet önemli ama Amerika Birleşik yaptığı tavırlar da bizim için önemli. Bu tavrı, bu tavrı eşleşmeyi doğru yapmadığımız müddetçe hiçbir şey değişmeyecek. Geçmişte Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili süreçler dahil olmak üzere, daha önce yaşanan süreçler dahil olmak üzere neden hiçbir zaman e, bizi uzun vadede stratejik anlamda onları da bağlayacak e, girişimler içine sokmuyoruz. Mesela bence eşleşmelerden bir tanesi şu olmalıydı. YPG desteğini çekmeliydi Amerika Beşik Devletleri. Bölgeden, bu, bu, bölgede bu konuda en ufak bir e, şey olmamalıydı. Yani İsveç'in iki tane teröristinden teslim etmesinden daha önemli benim için bu adım. Bu daha kabul edilebilir bir görüntü. Peki. Ama dediğim gibi bir hükümetin kendi tavrıdır. Ama bu bu icraat eğer İsveç bu şekilde girerse bu icraat önümüzdeki dönemde her türlü tartışma ortamında bizim de bulunduğumuz her türlü tartışma ortamında şeyin önüne gelecektir. <laughs> MHP'nin de AK Parti'nin önüne gelecektir. Peki. Şimdi hızlıca değerlendireceğiz. Ee, i̇ç siyasete dair Oktay Vural'ın söyledikleri de var. Bu bildiri tartışması içerisinde onları da e, konuşuruz. Ee, Nedim Şener, hızlıca bir yorum rica edeyim. Sonra Gürbüz Bey'den de e, Oktay Bey'in Sayın Vural'ın ifadeleriyle birlikte notları rica Tabii. edeceğim. Tabii. Şimdi İsveç'in e, yani Finlandiya, yani Türkiye NATO üyesi e, olmak gibi e, çok önemli bir fonksiyon elinde bir koz olarak bulundururken önce Finlandiya'nın üyeliğine evet dedi. Ben oradan hangi taleplerin karşılandır bilmiyorum mesela. Yani ne, ne yaptı mesela Finlandiya ne yaptı kaç kişi iade etti bilen varsa bağlansın söylesin şundan dolayı desin. İkincisi İsveç konusu çok daha stratejik. Çünkü Rusya için Rusya açısından Baltık Denizi'nden açılma konusundaki ana kilit noktalardan bir tanesi. Şimdi Rusya ile Türkiye'nin olumlu ve olumsuz yönde ilişkileri de var. Yani Rusya öyle bizim dostumuz olan falan bir ülke değil. Terör kartını, PKK kartını tıpkı Amerika gibi daha da vahşi, daha da vahşi daha da göstererek uygulayabilecek ülkelerden bir tanesi. Türkiye bir bu kararı alırken sadece İsveç'ten talep ettiklerinin yerine getirilmesiyle yetinmek dışında kendi politik konumunu bölgesel e, fotoğrafı iyi okuması ve çekmesi gerekiyor. Ama asıl önemlisi şu. Metin de söylediği hep çok kere de söyledik. Ya bizim asıl düşmanımız NATO'nun e, NATO'nun ele başı Amerika Birleşik Devletleri. Yani NATO'yu bugün bir evet. e, Ukrayna'yı da savaşa sokan Dünyaya yeni bir nizam vermeye çalışan askeri güç çünkü dünyada küreselleşme sürecinin bitmesiyle beraber doğan boşluğu Amerika hegemon yeni bir hegemon istemeyi doldurmaya çalışıyor. Ukrayna savaşı, bugün Gazze'de yaşanan soykırım bunun hepsi bunun devamı ortada bu oyunu bozan Türkiye'nin pozisyonu sadece işte Arap ülkelerinin e, durumu malum hemen yanında Gazze'ye nasıl seyirci kaldıkları belli. Gazeli kadınlar bağırıyor. Neredesiniz ey Arap ülkeleri diye onlara hitap ediyor. Türkiye'ye söylemiyor. Türkiye çünkü nerede olduğunu çok iyi biliyorlar Türkiye'nin. Şimdi dolayısıyla karşımızda bizim PKK terörüyle bakın şehitlerimiz geldi ve biz bu terörün arkasında emperyalizm var, Amerika var diyoruz ve bugün Irak'ta ve Suriye'de A e açıkça Amerikan hedeflerini vuruyoruz. İşte Milli İstihbarat Teşkilatımız Amerikan hedeflerini vuruyor. Amerikanın e işlettiği, mühendisliğini yaptığı, PKKların nöbet tuttuğu petrol testlerini vuruyoruz. Biz Amerika ile çatışıyoruz şu anda. O bizim siyahımızı düşürdü. Biz onun testlerini vuruyoruz. E Şimdi dolayısıyla, Bey'den dolayısıyla de rica bizim aslında eğer e Cumhur İttifakı bir taktik uygulamıyorsa ve bugünkü şartlarıyla komisyondan geçtiği gibi genel kuruldan geçecekse gerçekten e, ta, bir, bütün siyasi boyunca bu hep hatırlatılacak. Onlar açısından bu durum böyleyken asıl CHP'nin durumu daha da ilginç. Daha dün ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin imzası olan bir bildiriye imza atmam diye bas bas bağırırken bugün onunla beraber komisyondaki teklife imza atan aynı hizaya, her e, muhalefete iyi Parti'ye ee, sen e, iktidarla hizalanıyorsun derken kendisi iktidarla hizalanan bir duruma gelmiş oldu. Bunu kendi seçmenine nasıl anlatacak? Yani bugün insanların bu akşam eminim İsveçliler dahil herkesin kafası karışık. Ya biz nasıl bir ülkeyiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde birbirini boğazacak olan e, Cumhur İttifakı ile CHP'yi yan yana getirebildik? Ve nasıl oldu da Cumhur İttifakı'nın ortağı, pardon Millet İttifakı'nın ortağı olan İyi Parti onların dışında kalıp bizim üyelimize hayır falan dedim. Adamların kafası karışmıştır. Ben eminim AKP, MHP seçmeninin ve CHP seçmeninin de kafası karışmıştır. Aynı bizim kafamızın karıştığı gibi. Ha yok eğer bu genel kurula gelecek, genel kurulda zaten reddedilecek bir pozisyonsa şeyse e, teklifse Teknisi. e onu da zaman içinde Göleceğiz. kendini gösterir ama Peki. bu aşamadayken de e, bir şeyler yapılabilirdi. Bir şeyler gösterebilir. Nitekim Oktay Bey'in de anlattığı bakın biz bu tarihsel itirazımızı dillendiriyoruz. Şimdi komisyondan geçen teklifi kaç gün içinde geç, e, gelir bilmiyorum. 15 günde mi ge gelir? bir şey Öyle bir şey yok. Öyle, şey yok. Değil, öyle bir hemen bir şey gelebilir. Ha, yok. Öyle bir şey yok. Yok o, şey genel süreç kurula, olarak, süreç olarak bir şey yok. Hangi e, Takvimi alıyorlar. Takvim... ha, süresi süresi, ne zaman isterler? Yani yani. o sürede ne değişecek? Ne değişecek? Yani e, FETÖ ve PKK'lılardan... Bir adım atıldı Türkiye'de. Şimdi görelim. Ama, peki ne yani bakın oylamaya kadar söylediği gibi F-35 konusunun da F-16 konusunun da NATO üyeliği NATO müttefikine vereceğin bir şey bu ekipman bir silah bir yani. uçak bunun şeyle İsveç'in NATO üyeliği zerre kadar haklısı olan bir çok konu Çok doğru söylüyor dedim. Yani zaten bana vermesi gereken vermesi gereken ki ben NATO üyesiyim. Doğru. Ben NATO üyesiyim. İsveç'i acilen Rusya'ya karşı içeri almaya çalışan bir ülkeyi sokmaya çalışıyorsun. Bu konudaki en büyük askeri güç olan Türkiye'yi güçlendirmemek için kart sürüp ambara koyuyorsun. Yani Ç zaten vermesi gereken bir şeyi almak için biz niye istek istek ve talep olsun ki yani. ben anlamadım ya ki bunu yani. Tabii şart değil bu böyle ben bir şart Ben bunu anlamıyorum alamaz. yani. Hadi FETÖ ve PKK'lıları FETÖ'cüleri iadesi, yasal düzenlemeler işte Kur'an'a e, hakaret edilmemesi gibi şartlar bir şekilde kabul edilebilir, tartışılabilir. Ama ya benim ben NATO üyesiyim. Ben bu silahı bu uçağı senden almazsam nereden alacağım? Rakibin. Rusya'dan mı alacağım, NATO'nun rakibi Rusya'dan mı alacağım, Çin'den mi alacağım? Elbette öyle yapacak Türkiye sonunda yaparsa onu da yapacak. Ama bunun ilişkisi, bunun adı müttefikli ilişkisi Peki. falan değil. Bu bir şantaj, bir yaptırım, bir hegemonya. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bakın bugün geldiği nokta küresel bu hegemonyayı kırabilme gücü. Allah aşkına devleti yönetenler, Türk milletinin onlara verdiği şu son seçimlerdeki iradenin anlamını bir an bile unutmamalı. Ki unuttuklarını da zannetmem. Bunun ber, bir taktik olduğunu düşünüyorum. Genel kurulda bu Türkiye kendine yakışır bir karara kararı verecektir diye düşünüyorum.